Merhaba sevgili dostlarım. Bugün size muazzam bir güzellik çayı tarif vereceğim. Bu güzellik çayı yaz aylarında serinlik, kış aylarında sizin içinizi ısıtacak. Ve daima zinde kalacak bir çay olacak. Buna başlamadan önce neler kullanıyoruz? Kullanacağımız bir takım malzemeler için sizlere bilgiler vermek istiyorum. Bunun için neler var? Nar var, gül var, tarçın var ve karanfiller var. Şimdi öncelikle bu kullanılan malzemelerin faydalarından, özelliklerinden bahsedip hemen çayımıza geçelim. Tarçının faydaları nelerdir? Tabii ki tarçın da antioksidan içeriği oldukça yüksek bir malzememizdir. Doğal bir bitkidir. Enfeksiyona karşı koruma sağlar, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla savaşır. Nörodejeneratif hastalıklardan korur. Özellikle süt veren emziren anneler için süt üretimini destekler ve kilo vermeye yardımcı olur. Bir mucizevi bitki de karanfildir. Benim için tam bir mucize. Neler sağlıyor, ne faydalar diyecek olursanız antiseptik ve antibakteriyel olması, mantar üretimini azaltması, spazmı çözmesi, ağrı azaltıcı etkisi olması bunlar başlıca bilinen yaygın faydalarıdır. Bunun yanında karanfil ağızda kötü kokuları azaltır hatta yok eder. Ağırlık uzaklaştırıcı faydaları var. Vücudunuza bir ağırlık geldi, zihinsel ve fiziksel yorgunluğunuz var. Psikolojik olarak da rahatlama sağlar, yorgunluğunuzu alır. Ve 10 ila 20 dakikada vücudun dinç olarak toparlanmasını sağlar. İshal ve ülseratif kolit gibi bağırsak enfeksiyonlarına karşı da koruyucu etkisi olduğu yine bilinen söylenen etkiler arasındadır. Bunun yanında diş eti ve diş ağrılarınız varsa korkunç derecede hafifletici etkisi var. Benim ne zaman dişim ağrısa veya bir diş eti rahatsızlığı olsa ki herkesin başına gelir. Bir adet karanfili alıp ağzında şöyle bir çiğnerim. Stresi azalttı ve cilde sürüldüğü zaman da akne tedavisini desteklediği de söylenmektedir. Ve içiminde de tüketilmesinde de gene bunun etkileri vardır. Böyle bir muazzam bir etkisi var karanfilinde. Gelelim şimdi gül bize neler sağlıyor? Gülün hangi faydaları var? Isparta gülünden bahsediyorum şu anda ondan yapıyoruz. Tabii bu da kilo vermeye yardımcı oluyor ve gül doğal nemlendirici özelliğe sahiptir. Kesinlikle rahatlatıcı etki sağlar. Cildimize de sürdüğümüz zaman güneş ışınlarına karşı koruma, sivilce ciltlerin görünümünü düzeltmeye yardımcı olur. Cildi nemli tutar. İçtiğimiz zaman da kabızlığı giderici etkileri vardır. Evet, mucize mucize diyoruz. Sırada gerçekten bir mucizevi bitki daha. Nar. Narın kendisi neyse suyu da odur, çiçeği de odur. Nar suyunun yapılan araştırmalar göstermiş ki korkunç derecede güzel etkileri var. Bunu tıbbi olarak laboratuvarlarda deniyorlar, kontrol ediyorlar ve çok iyi faydalarıyla karşılaşıyorlar. Bir kere antioksidan etkisi yeşil çay ve yaban mersini gibi birçok besinden çok daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Yani yeşil çaydan ne alıyorsanız nardan daha fazlasını alabiliyorsunuz antioksidan etkisi bakımından. Plafonolik bileşenleri içermesi ayrıyeten bir güzellik vücuda yararlı olması bakımında. Kalp damarları için açıcı etkisi var. Nar suyu kalp damar sağlığını koruyor. Kan basıncını ayarlıyor. Özellikle yüksek tansiyon olanlar doktor kontrolünde tansiyon düşürücü etkisi de var bunun. Kötü kolesterolümüz varsa onu düşürüyor. Kan şekerini düşürüyor. Şeker hastası olanlar için, diyabet hastaları için birebir bir içecektir tek başına nar. İçinde bol miktarda C vitamini bulunmaktadır. Dediğim gibi narın meyvesinde ne varsa çiçeğinde de aynı etkileri vardır. C vitamininin yanı sıra A vitamini ve E vitaminleri bakımından da kayda değer fazlalıkları bulunmaktadır. Vücuda da çok büyük yararlar sağlanmaktadır. Nar suyundaki B ve C vitaminleri cilt sağlığına ve güzelliğe de oldukça katkıda bulunuyor. Bunun en önemli özellik de içindeki punesik asit olması hücre yenilemesi ve çoğalması da yol alıyor. Yani kolajen, elastin üretiminde yer alan hücreleri koruyor, cildin erken yaşlanmasını önlüyor. Doğal olarak kolajen etkisini artırıyor. Hücre yenilemesi demek zaten gençlik demektir. Onun da böyle bir etkisi var. Şimdi gelelim o mucizevi güzellik çayımızın hazırlanmasına. Şimdi çayımıza hemen geçelim. Bunun için
Öncelikle 1 litre kadar suyumuzu ısıttık. Kettle'ımızın içine koyduk. Malzemelerimizi sürahimizin içine, 1 litrelik bir sürahimizin içine alalım. Bir adet burada gülün yaprakları var. Isparta gülümüzün. Bunların dediğim gibi kuruları da olur bakın. Hemen çubuk tarçınımızı da içine atıyoruz sürahimizin ve 5-6 adet karanfil. Bunu küçük saplarıyla beraber atalım. Nar çiçeğimizden kurusu da olur. Avucumuzun ortası kadar az bir şey, yani bir yemek kaşığı kadar olabilir. Nar çiçeği katabilirsiniz veya 4-5 adet nar kurusu çiçeğinin kendisinden de atabilirsiniz. 4 adet kadar nar çiçeğimizi de attık şimdi içine. Ve suyumuzu hemen, sıcak suyumuzu, oldukça kaynar, fokur fokur kaynattığımız suyumuzu sürahimizin içine ekleyelim. Soğuyuncaya kadar bunları bekleteceğiz. Çok da güzel renkli alacak. Eğer şeker hastası değilseniz ve bunu çocuklar için yapıyorsanız konsantresini hazırlayıp serin bir içecek olarak da tutabilirsiniz. Soğuduktan sonra ben bunun çiçeklerini içinden bitkilerini çıkartacağım, süzeceğim ve buzdolabında muhafaza edip soğuk, serin içecek olarak tutacağım. Şimdi demlenmeye bırakıyoruz bunu bu şekilde. Ve çayımız da bu şekilde hazırlanmış olacak. Yaz aylarında harika bir serinlik verecek. Şimdi bu çayımızın faydaları bizim için neler olacak? Ondan bahsedelim. Demlemiş olduğumuz bu çayla neler sağlıyoruz? Biraz önce de bahsettiğim gibi karanfildeki diş etleri problemi, güldeki yine akne tedavisi, ha bunu bir kenara alıp cildinize de sürebilirsiniz. Harika bir cilt losyonu olacak size. Şekersiz olarak yaptığınız zaman şekeri tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten diyabet hastaları için özellikle tavsiye edilen bir şeydir bu. Şeker de düzenlediği için. Cildinize de suyunu sürdüğünüz zaman nardaki, güldeki, karanfildeki o maddeler cildinizde hücre yenilemesi sağlayacak. Cildinizin elastikiyetini kazandıracak. Bir parçasını cilt losyonu olarak mutlaka ayırın ve yüzünüze sürün. Muazzam bir cildinize sıkılık verdiği gibi ince çizgilerin görünümünde de gün geçtikçe azalmalar hissedeceksiniz. Cildinizde sivilce kalmayacak, siyah nokta kalmayacak, akneleriniz hızlı bir şekilde tedavi görecek. Hücre yenilemesiyle gün geçtikçe daha da çok gençleştiğinizi hissedeceksiniz. İçtiğiniz takdirde de böbrek taşları oluşumunu engelleyecek, yüksek tansiyonu olanların tansiyonu düşürecek, diyabet hastalarının şeker dengesini sağlayacak ve psikolojik olarak rahatlık vereceği için ve vücuttaki ağırlık hissini, yorgunluk hissini de aldığı için bu çayla beraber yaz aylarının o sıcak bastığı zamanki rehaveti de üstünüzden alarak size daima dinçlik ve zindelik verecek. Bu çayı hiç eksik etmeyin. Akşama kadar 2 fincan rahatlıkla içebilirsiniz. Buzdolabınıza tutun, serin serin. Kış aylarında da sıcak sıcak tüketin. Isıtıp sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Muazzam bir güzellik çayıdır bakın. Vücudunuzun iç organlarından diş tutun da dişinize kadar ve cildinize kadar zindelik veren bir muazzam bir çaydır. Umarım sizlere de güzel bir bilgi vermişimdir. Keyifle kalın, sağlıkla kalın ve mümkünse kanalımdan da ayrılmayın. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.